Merhabalar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Çok heyecanlı olduğum bir video ile karşınızdayım. Çünkü bunu çekmeyi çok uzun zamandır istiyordum. Sadece düzgün bir zaman bulamamıştım ama bugün bütün oda arkadaşlarım gitti. Vaktim var, oda boş, temiz gibi. Pislik görürseniz özür diliyorum şimdiden ama yani hazırız bugün bu yurt videosunu çekmeye. Sonunda size odamı gösterebileceğim. Zaten buradan ayrılmama artık bir 9-10 gün kaldı. O yüzden de artık bunu yapmam gerekiyordu. Lafı hiç uzatmıyorum. Şimdi size başlayacağım çekmeye ve Amerika'daki yurt odamı görmüş olacaksınız. Şimdi öncelikle buradan, burası kapı girişimiz. Buradan giriyoruz arkadaşlar. Ondan sonra sol taraf ve sağ taraf şeklinde ikiye ayrılıyor. Şu an sizin arka tarafınızda bizim oturma odamız olan kısım yer alıyor. Masanın üstündesiniz. Sağ tarafta iki tane oda arkadaşım var. Dört tane oda var bu toplam suite'imizde. Dört oda, herkesin kendi odası. Dört kişi yaşadık biz burada. Şu an ikisi çıktılar. Bir tanesi de eve tatile gitti. O yüzden boş. İsterseniz size bir tane, hatta şimdi odanın boş halini gösteririm, sonra kendi dolu halimi gösteririm. Onu yapmadan önce de kıyaslama fırsatınız olur. Şimdi burası daha demin girdiğimiz, yani benim bulunduğum yerde, siz şurada duruyordunuz. Burası bizim oturma odamız. Bu şekilde. Bir tane masamız var 4 kişilik. Burada bir tane koltuğumuz var. Bu arada koltuk biz geldiğimizden beri bu şekilde. Bunun değişimini talep etmedik sanırım. Keşke etseydik ama böyle hani köpek yemiş gibi. Ama bu şekilde bir koltuk bize geldi. Hatta 5 kişilikmiş masamız, şu an fark ettim. Şurada 5. sandalye var. Burada tek kişilik bir koltuğumuz var. Manzaramız bu şekilde. Böyle kampüse bakıyor. Philadelphia'yı göstereyim size güzelce. Bu şekilde. Ondan sonra bir tane şu sehpa sanırım bize odayla geldi. Şu iki sehpa. Bunu bir tane oda arkadaşım getirdi benim, bu televizyonu. O sayede bir televizyonumuz da var. Şurada bir süpürgemiz. Bu da aynı şekilde odayla gelmişti. Lamba yine bizim. Ve bu şekilde bir, yani oturma oda alanımız var. Açıkçası ben oturma odamızda çok vakit geçirmedim. Daha çok odamdaydım ya da dışarıdaydım. Ama bazı günler hani televizyon izlemek için ya da arkadaşlarınızla oturmak için güzel bir yer. Sadece tabii ki 4 kişi yaşadığımızdan ötürü herkesin farklı arkadaşları var ve bu sebepten hani gece burada bir televizyon izlerken falan rahatsız edici olabiliyordu. Ama o kadar ben sıkıntı yaşamadım. Bu sürekli oda arkadaşlarımdan memnundum. O yüzden bir sıkıntı olmadı. Şimdi odanın bu tarafından bu tarafına geçiyoruz ve bu tarafında mutfak kısmımız var. Tam bir mutfağımız yok. Hani tam döşenmiş değil. Mesela ocağımız, fırınımız vesaire yok ama mikrodalgamız var. Bir tane böyle küçük hani fişe takılan bir ocak gibi bir aparatımız var. Ondan sonra buzdolabımız var. Hemen onları gösteriyorum şimdi. Burada hızlı konuşuyorsam bilmiyorum. Heyecanlıyım biraz. Bir de çok hani şey olsun istemiyorum. Sizi sıkayım istemiyorum. O yüzden. Şimdi burada bir çöp kutumuz var. Şöyle gelmiştik. Şurası bizim oturma kısmımızdı. Böyle gelince burada bir çöp kutumuz var. Çöp kutusu. Buranın bizim hiçbir fikrim yok şu an. Ama ben getirmedim. Sonra burada bir mikrodalgamız var. Mikrodalgayı sanırım buradan, bilmiyorum bunu kimin getirdiğini ama benimle bir alakası yok. Sonra üstte bu şekilde dolaplarımız var. Böyle bakalım. İşte herkes eşyalarını koyuyor. Yani genel olarak ayırdık. Mesela şu taraf benimdi. Çünkü işte bakın Türk kahveleri vesaire. Bu taraf arkadaşımındı da temizlememiş sanırım giderken. Ya da bilmiyorum, belki onun değildir. O şekilde. Sonra burada mutfak araç gereçlerimiz var. Bunların hepsini biz getirdik. Yani ben getirmedim hiçbir şeyi, yanlış anlaşılmasın ama hani yani biz getirdik. Bize yurtla beraber verilmemişti. Burada yine bardaklarımız vesaire var. Sonra yine burada yukarıda işte saklama alanları var. Yani saklama alanı açısından 4 kişi için yani yeterli gibi. Ki ben hani yemek pişirmediğim ve yemekhanede yediğim için benim için sıkıntı olmamıştı. Ama hani bir sürü böyle işte eşyalarınızı koyabileceğiniz yerler mevcut. Bu şekilde bir musluğumuz var burada. Sonra şu benim mutfağa tek katkım olabilir. Bunu ben getirmiştim. Burada buzdolabımız var. Oldukça büyük bence. Yani 4 kişi bir sıkıntı yaşamadık ama dediğim gibi ben pişirmediğim için çok da ihtiyacım yoktu zaten. Şu an buzdolabı biraz boş. Sanırım bana ait olan tek şey de şuradaki kombucha. Ve Turkish Delight tabii ki. Ondan sonracığıma buzdolabımız da böyleydi. Ben genelde buzluğu kullandım. Ama bence hani yeterince yeterli bir yurt odası için.
mutfağımız yani bu şekilde. Burada da aynı zamanda herkesin kendi odasına özel bir kurutucu ve bir çamaşır makinesi var. Bunlar da çok faydalı oldu bize. Çünkü hani çamaşırlarınızı bir yere götürmenize gerek kalmıyor. Direkt odanızda halledebiliyorsunuz. Ben kendi odama geçmeden önce bir tane boş odayı sizinle paylaşmak istiyorum. Bu arada saçımı boyattım. Bunun hakkında da boyadım daha doğrusu. Çok alakası oldu şu an videonun ama ne düşündüğünüzü merak ediyorum. Yorumları bekliyorum. Arkadaşım gitti. Şu an kendisi burada değil. Hani o move outladı. Yani yurttan çıkışını yapmış bulunuyor. O yüzden onun odası şu an bomboş. Onu göstereyim dedim size. Yani odanın boş hali bu şekilde. Böyle. Hani dolu haliyle kıyaslayın diye ama onun odası bir tık daha büyüktü. Çünkü benim şurası biraz kapalı. Hani çok bir tık daha az ama onda mesela şurada camı az falan. Ama yani genel olarak oda bu şekilde. Boş halinden bakacak olursanız. Yeterince bence alan büyük. Çünkü benim geçen seneki oda vlogumu izlediyseniz ne kadar küçük bir alanda iki kişi yaşadığımızı biliyorsunuzdur. O yüzden bana oldukça yeterli geldi bu yıl için. Şimdi sizi kendi odama transfer edebilirim. Çok heyecanlıyım. Bu arada pisliklerimi görmezden gelin. Lütfen sizin için yerleri süpürdüm ve camı da sildim ama hani elimden gelen bu kadar oldu. Zaten nasıl toplanacağım bilmiyorum bu dağınıklıkla. Ki dağınık değilim bence. Sadece çok eşyam var. Bu arada kendi dolabının içini açmayacağım. O yüzden size hemen şuradan bir boş dolap örneği de göstermek istedim. Sadece göreceksiniz ki benim iki tane çekmecem dolabın içinde değil, yatağımın altında. Onu da şimdiden söylemek istedim. Ama dolap genel olarak hani yeterince geniş ve sığmak konusunda çok da bir sıkıntı yaşamadım. Ama tabii ki hani insan bir yılını sığdırmaya çalıştığı için bazen zor olabiliyor. Şimdi gelelim benim tarafıma. Döndüğümüzde şurada ayakkabıları görüyorsunuz. Diyeceksiniz wow, bu 4 kişinin 2 kişinin ayakkabıları mı? Hayır arkadaşlar, bu ayakkabıların hepsi biraz fazla ayakkabım var ama aslında fazla değil, gerçekten değil. Çünkü mesela bot var, topuklu bot var, siyah spor ayakkabı, beyaz spor ayakkabı, topuklularım, sandaletlerim. Yani biraz fazla gibi gözükse de aslında hani hepsini kullanıyorum. O ve ayak sağlığı önemli. O yüzden bu kadar ayakkabım mevcut bu köşede. Sonra sola geliyoruz ve burada ikimizin paylaştığı, ne denir bunun adına? El yıkama şeysi. Lavabo mu deniyordu? Aynen, lavabo. Benim burada bir havlum mevcut. Sonra burada işte yüz yıkama ürünlerim. Cilt bakımıza dikkat ediyoruz. Gördüğünüz gibi cildimiz pırıl pırıl oluyor. Neyse işte her gün kullandığım şeyler. Bu şekilde diş fırçalarım, sabunum, yüz yıkama jelim, işte gül suyum. Yani hepsi burada bu şekilde musluğumun yanında duruyorlar. Ondan sonra çok sevdiğim bir özellik. Bunu Allah'tan ilk hafta keşfettik. Geçen yılki gibi son hafta olmadı. Şu cam açılabiliyor ve burayı da hani bir saklama alanı olarak kullanabiliyorsunuz. Ve çok pratik oluyor açıkçası. Hem göz önünde çok fazla şey olmamış oluyor. Hani bunu saklayabilme şansınız oluyor. Hem de oldukça fazla yer var yani. O yüzden çok başarılı buldum ben bunu. Daha iyi bir yere geliyorum. Şurada iki tane dolabımız mevcut ve bu bence aşırı faydalı çünkü ben ıvır zıvır her şeyi oraya atıyorum. Biraz dağınık, baştan uyarayım. Eğer dağınıklık sevmiyorsanız buraya geçebilirsiniz. Ama şu şekilde bütün işte saç ürünlerimdir, işte fazladan kağıt havludur. Ondan sonra bakın Yumoş'un şeyi, işte ağız gargarası, ojelerim, pedlerim, bütün her şeyi burada saklıyorum. Çünkü hani yani ayak altında fazlalık yapan ürünler ve hani daha fazla ayağımın altında fazlalık olmasın diye hepsini oraya tıkıyorum. Zaten hep kullandığım ürünler değiller. Yani her gün saçımı düzleştirmiyorum. O yüzden açıkta bir yerde olmasına gerek yok. Ama bu işte saklama kısmı gerçekten çok avantajlı oluyor. Çünkü hani hem göz altında değil hem de orada dağınıklık yaratabiliyorum. Yani bu şekilde. Bu arada sağ tarafta da bunun aynısı var. Yani biz iki kişi bir tuvalet kullanıyoruz ve herkesin ayrı lavabosu var. İki kişi yine kendi tuvaletleri ve iki ayrı lavaboları var. Yani bu da çok büyük bir avantaj oluyor. Şimdi artık odama geçiş yapabiliriz. Dararam daram daram daram. Perdeyi açardım ama oradan güneş gelecek ve güzel olmayacak şu an. Neyse giriyoruz. Girdiğimiz gibi kapıya bakalım. Ben ayna yok sanmıştım odalarda. O yüzden geçen seneki gibi bir ayna almıştım. Sonra gelince gördüm ki ayna varmış. Ama buradan fazladan bir aynam var. Ve sağına bornozlarım asılı. Şu şekilde. Böyle bir girişimiz var yani. Sonra
Kapıdan girince şu şekilde sağa dönüyoruz. Sağ tarafta böyle dekorasyon yaptım. Biliyorsunuz ben bir sororitideyim. Onun şeyi falan var. Difa'yı tablosu. Burada bütün kitaplarım ve takılarım var. Biraz şu an burası karışmış durumda ama var işte. Yine vitaminlerimi buraya koyuyorum ki işte sabah gördüğümde aklımda bulunsun. D vitaminim, işte C vitaminim vesaire. İşte rolonum, parfümüm. Hepsi bu kapı girişinde duruyor. Bunları bana arkadaşlarım hediye olarak almıştı. Ve dediğim gibi burada da diğer takılarım vesaire var. Yani burası biraz şu an karışık ve nasıl toplanacak bilmiyorum. Şöyle alt kısmında ders için aldığım şeyler var, kitaplar var. Harry Potter ve başka bir seriyi okumuştuk. Onlar duruyor. Sonra yine birkaç ıvır zıvır böyle şapkamdır, beremdir, çizim eşyalarım. Biliyorsunuz bir ara örgüye sarmıştım, kroşe yapıyordum. Onun eşyaları burada. Yani bu şekilde burası biraz hobi köşesi diyebiliriz aslında yani. Masa başı şeyini buraya aldım. Çünkü buraya daha rahat sığıyordu. Tek dezavantajı hani şurayı kapattığı için pek oradaki prizi kullanmadım ama hani ihtiyacım da yoktu. Biraz hani kalabalık olsa da burası böyle ve işimi görüyor. Tatlı bir köşe. Sonra buradan buraya döndüğümüzde giyinme dolabım var. Gardırobum var. Dediğim gibi her ne kadar ben ayna olmadığını düşünsem de burada kocaman bir aynamız var. Bu konudan da çok mutluyum açıkçası. Ve dolabın içini şu an size göstermeyeceğim ama hani oldukça toplu. Bunu da belirtmek isterim anneciğim. Neyse yani dolabım var burada. Ve solumuzda benim ceketliğim var. Ya bunun bir dakika şimdi Türkçesini bilemedim ama İngilizcesini de bilemedim. Askılık gibi bir şeyim var. Şurada poşetlerim falan var. Burada kirli sepetim var ve burada bütün giydiğim ceketler var ki bunların bazıları kışlık olmasına rağmen henüz kaldırılmadılar. Zaten hani toplanışa geçeceğim için ve bir kısmını gideceğim yere götüreceğim için de hani şu an tam toplamak istemedim. Alt tarafta burası benim yiyecek dolabım. Bütün yiyeceklerim burada yani işte böyle snack gibi şeyler işte abur cubur vesaire. İşte leblebim falan var şurada hatta. Burada kişisel bakım ürünlerimin bir kısmı duruyor. Hani çoğu kısmı banyo tarafında ama bir kısmı da burada mesela makyaj ürünlerimdir vesaire. Hani daha sık ihtiyacım olduğu için elimin altında dursun diye onları bu şekilde burada tutuyorum. Sonracığıma sağda yatağımız var. Tada! Yani büyük bir yatağım var. Bayağı ondan memnundum. Yatağın altında dediğim gibi iki tane çekmece var. İki çekmece de dolabın içinde. Ve şu şekilde burayı birazcık hani saklama alanı gibi kullanıyorum. Genelde çantamı falan, okul çantamı şuraya koyuyorum. Buradan geldiğimizde de valizlerim var. Yani valizleri de yatağın altında tutuyorum. Ve bu şekilde yatağım. Şurada da ışıklar var ve böyle dekorasyon yapmıştım. Çiçek stikerleri ama onları patafiksle sabitledim duvara. Hani bir şey olmasın sonra alırken, çıkarırken duvar sökülmesin diye. Ama bu şekilde yani ışıklarımız ve ne onun adı? İşte stikerlerimiz var ve bazen geceleri böyle ışığı açıyorum. Film falan izliyorum. Burada tatlı oluyor. Yani vakit bulabildiğimde. Sonra burada bir DeFi şeyimiz var yine. Sorority Girl, evet. Ve burada da yine DeFi tablolarım. Bunların hepsi bana Bigim'den geldi. Yani büyük sisterim. Neyse. O yüzden onları da hani saklıyorum. Seneye ben de kendi küçüğüme vereceğim için. Sonracığımı yatağın bu tarafında masam var. Ve ben sürekli kendime çiçek alıyorum her hafta genelde. Gerçi en son alalı 1,5 hafta falan oldu. O yüzden bir tık solmaya başladı bunlar. Ki bayağı uzun dayandılar yani. O yüzden burada çiçeklerim var. Burada yine bir sürü böyle kartpostalımsı şeylerim var ve fotoğraflar var işte böyle ailemle, akrabalarımla, Polaroid'le çekilmiştik. Bunları da bu şekilde astım, çok hoşuma gidiyor. Genel olarak odamın düzeni ve bana gelen ya da kendi aldığım işte kartpostalları da buraya koyuyorum. Çünkü bilmiyorum, bu aralar böyle bir kartpostal toplama fetişim oldu. Bunu mesela yine Sorority'den Bigim yollamıştı bana. Şunu da o şekilde, bunu kendim almıştım, bunu da kendim almıştım. Yani bu aralar bayağı kartpostala takıntılıyım. O yüzden böyle bir masa düzenim var ve bu hani beni çalışmaya da motive ediyor. Sonra burada bir adet masamız var ve sandalyemiz var. Gördüğünüz gibi masamın üstü bir tık dolu diyebiliriz ama çok da değil. Zaten bu arada genelde burada çalışmıyorum. Ya kütüphanede çalışıyorum ya da
işte çalışma odası tarzı bir yerde çalışmayı tercih ediyorum. Çünkü hani bazen ses olabiliyor ya da sürekli hani odamın içinde bulunmak da rahatsız edebiliyor. Ama şöyle göstereyim. Yani genel burada küçük bir aynam var. Hello, hello. Olmadı, beceremedim ama. Evet, işte burada defterlerim vesaire var. Yani böyle saatim. Hani genel süsler, dekor, Türk bayrağımız. Bu şekilde yani. Yatağın altında da yine şurada bir yastık var ve hani saklama alanı olarak kullanıyorum. Ama hani çok ayağımın altında kalabalık tutmamaya çalışıyorum. Sonra burada güllerim var. Burada deprem için para toplamaya çalışıyorduk. Sonra orada sisterlerimden biri gelip işte sororiteden bu gülü almıştı. Sonra bana hediye etmişti. Çok hoşuma gitmişti. O yüzden onu sakladım. Bunu bir tane yemekte vermişlerdi. Onu sakladım. Bunu da kendim almıştım. Sakladım. Hani bu tarz şeyleri de koyup odamı daha bütünsel hale getirmeye çalışıyorum. Daha yaşanılabilir. Çünkü hani benim için yaşanılır bir oda hani şey yani anılarınızın saklı olduğu, kendinizi iyi hissedebildiğiniz bir yer. O yüzden bu tarz hani anısal şeylere, dekoratiflere çok önem veriyorum. Zaten fark etmişsinizdir odamdaki dekoratif sayısının fazlalığından ve şu an hani nasıl bu odayı terk edeceğim bilmiyorum. O kadar alıştım ki resmen bütün hayatım burada. Ama yani genel olarak bir şey atlamadıysam odam bu şekilde arkadaşlar. Sonunda size oda turunu verdiğim için de çok mutluyum. Ve şimdi son step olan tuvalete gidiyoruz. Son yerimiz. Şimdi lavabonun tam bu tarafında tuvalet yer alıyor ve tuvaletimize şimdi çok güleceksiniz. Çünkü biraz elit bir tuvaletimiz var. Burada bir çiçeğimiz, kokumuz ve bir inek tablomuz var. Bunların hepsini oda arkadaşım getirdi. Hiçbiri benden değil. İşte burada tuvalet kağıtlarımız, yine burada saklama alanlarımız var. Yine pet koymak için ya da o tarz işte lifimi falan saklamak için ben bu tarafı kullanıyorum. Oda arkadaşım, yani yan oda arkadaşım bu tarafı kullanıyor. Sonra burada da kocaman bir duşumuz var. Yine hani bunu oda arkadaşım getirdi. Ve hani beraber bölüşebiliyoruz. Şurada bir paspasımız var. Çok tatlı bence. Benim bayağı hoşuma gidiyor. Ve bakar mısınız şunun güzelliğine? Gerçekten hani çok neşeli bir tuvalet ve çok elit bir tuvalet. Yani ben bayılıyorum buna. Yani tuvaletimize gerçekten insanın içini açan bir tuvalet. Ama böyle yani iki kişi için yeterince yeterli zaten. Yani hani yani bir tuvaletten ne bekleyebilirsiniz? O işte. Evet, sonuç olarak artık odamı gördünüz ve size oda turu yapmış oldum. Çok mutluyum. Umarım siz de beğenmişsinizdir odamı, oda turumu. Aklınızda bir fikir oluşmuştur. Kendi odamın olması bu yıl benim için en büyük avantajdı. Hani genel olarak çok iyi vakitler geçirdim. Bu odanın anlamı benim için büyük gerçekten. Şimdi ağlayacağım birazdan oturup galiba. Çünkü burayı terk ediyorum bir hafta sonra. Yani belki seneye aynı odaya geri dönerim bilmiyorum. Ama yazın ben başka bir ülkede olacağım. Onu da bir sonraki videoda öğrenmiş olursunuz. Başka bir ülkede, başka bir yerde study abroad yapıyor olacağım. Yani beni bambaşka bir macera bekliyor ama biraz üzücü tabii ki insanın hani bu kadar ait olduğu yeri bırakması. Ama bu şekilde yani. Umarım keyifle izlemişsinizdir. Sizi çok öptüm. Umarım çok sıkmamışımdır ya da çok hızlı konuşmamışımdır. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.